Çocuklarda sıkılma. Zaman tekrarı olmayan bir kavramdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber değeri diğer yüzyıllara göre artmıştır. Yaşamak için çalışmak mecburiyetinde kalan insanlar günlerinin yarısından fazlasını çalışmaya ayırmak zorunda kalmışlardır. Teknolojinin getirdiği olanaklardan biri zaman geçirmektir. Elimize aldığımız tablette girebileceğimiz binlerce web site, oyun, uygulama bulunur. İnternet günümüzün vazgeçilmez haline gelmiştir. Elimize aldığımız telefonun kontrolü bizde sansak da aslında o bizi kontrol altına alır. Reklamlar bile tamamen bizlerin ilgi alakasına uygun olarak dizayn edilir. Bundan dolayıdır ki küçük bir araştırma için girdiğimiz internet sitesinden konuyla hiç alakası olmayan sosyal medya uygulamalarına geçiş yaparız. Sosyal medya uygulamaları ilk çıkış yaptıkları dönemlerde arkadaşlarımızın yaptıklarıyla ilgilenmemizi sağlardı. Şu anda durum tamamen değişti. Bir sosyal medya uygulamasına giriş yaptığımız zaman ana sayfada birkaç arkadaşımızın fotoğrafını görüyoruz. Daha sonra keşfe çıkıyoruz. Bu alan tamamen size özel hazırlanmış bir yer. Magazin ile ilgileniyorsanız son dakika dedikodusu çıkıyor. Edebiyat ile ilgiliyseniz güzel bir şiirle karşılaşıyorsunuz. Spor yapmaya başladıysanız yeni bir sporcuyu görüyorsunuz. 2 saatin nasıl geçtiğini, hayatınızdan nasıl çalındığını anlamanız imkansız hale geliyor. Göz ucuyla çocuğunuzun ne yaptığını baktığınızı iddia etseniz de durum kontrolden çıkıyor. Aynı durum her yerde teknolojik ürünlere rastlayan çocuklar için de geçerli. Artık çocuklar sıkılmıyor. Çünkü bu uygulamalar onların sıkılmasına izin vermiyor. İzin verdiği anda çocuk dışarıya oyun oynamaya gider. Bu uygulama sahiplerinin amacı ise insanların telefon başında kalıp kendilerine daha çok para kazandırmaları. Sıkılma kavramına baktığımızda bireyin yaptığı ya da yapmak zorunda olduğu duruma karşı dikkatini toplayamamasıdır. Bir diğer sıkılma kavramı ise hayatı ve yapılan etkinliği önemsiz görmekten geçer. Yaşadığımız zamanlarda sıkılmadan herhangi bir konuda başarılı olma olasılığımız yoktur. Karnemizde notlarımızın iyi olması için ders çalışırız. Bu dönem sıkıcıdır. Üniversitede bir sunum yapmak için saatlerce kütüphanede araştırma yaparız. Bu dönem sıkıcıdır. Öğretmenin bunu anlatıyorsunuz ama günlük hayatımıza ne işimize yarayacak sorusu öğrenci sıkıldığı için sorulmuştur. Günde 10 saat çalışan bir işçinin hiç sıkılmadan her dakikasını heyecan içinde geçirmesinin, evde 2 saat boyunca temizlik yapan bir annenin her dakikasını sıkılmadan geçirmesini beklemek yanlış olur. Fakat internette çok fazla uğraşan çocuk her an sıkılmadan yeni bir haberle karşı karşıya gelecek, hiç sıkılmayacaktır. Belirli bir zaman sonra bağımlılık haline gelen bu etkinlik yüzünden çocuklar sıkılmamayı hedefler. Çünkü bir zaman sonra önemsiz hale gelir. Bu durumda başarısızlığı beraberinde getirir. Sıkılma algısı günümüzde olumsuz bir kavram olarak algılanmakta. Sürekli etkinlik değiştirerek sıkılmanın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu durumun önüne hedefler koyarak geçmemiz daha verimli olacaktır. Hedefi olan insanlar hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. Sıkılma algısı onlar için önemli değildir. Problemli internet kullanımı, aşırı internet kullanımı, düzensiz internet kullanımı kavramlarının tamamı internet bağımlıları ile aynı anlama gelir. Olumsuz etkilerini bildikleri halde internet kullanımını bırakamazlar. Ülkemizde ise ne yazık ki bu türden bağımlılıklar gençlerde daha fazla görülmektedir. Öğrenci bağımlılığı yüzünden uykusuz kalır. Okul derslerinde düşüş yaşar. İnternetsiz hayatı sıkıcı bulur. En kötüsü de hayatı sıkıcı bulur. Eğer çocuğunuz sizinle konuşurken bile sizi kısa cevaplarla geçiştirip elindeki teknolojik alete bakıyorsa acilen bir çözüm aramanız gerekiyor demektir. Sıkılmadan başarılı olabilmek güçlü hedeflerle mümkündür.